Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, size çok önemli haberlerim var. Türk ekonomisinden büyük bir kavga çıktı. Elbette ki ekonomide çıkan kavgalar, sokakta gördüğümüz satırla, bıçakla, sopayla birbirlerine saldıran iki grubun yaptığı kavga gibi değil. Çok önemli bir sektörde Türk ekonomisinin taşıyıcısı, AKP ekonomi modelinin lokomotifi olan bir sektörde kriz çıktı arkadaşlar. Büyük bir kavga var. Dolayısıyla koskoca bir ekonomi modelinin dayandığı bir sektörde kavga çıkıyorsa haliyle bu dönecek doları vuracak, bu dönecek faizi vuracak ve bu dönecek konut fiyatlarını vuracak. Elbette konut fiyatları deyince hangi sektörün olduğunu tahmin ettiniz. İnşaat sektöründe büyük bir sıkıntı var arkadaşlar. Patron arkadaşlarımız bilirler, artan kurlarla beraber ne yazık ki her videomuzda anlattığımız gibi dışa bağlı ekonomik sistem ne yazık ki bütün sektörleri vuruyor. Nedir? Girdi maliyetleri yukarıya doğru çıkıyor. Her sektör üretmek için yurt dışından yarı mamul ve ham madde getirmek zorunda, malzeme getirmek zorunda, sermaye malı getirmek zorunda. O kadar yanlış bir sistemimiz var ki arkadaşlar, işte bu dışa bağımlı sistem tarım dahil, sanayi dahil her yerde bizi vuruyor ve büyük bir kavgaya da sebebiyet verdi. Nedir bu kavga dediğimizde bakın, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu İMKON var. Onun başkanı Tahir Tellioğlu Bey'in çok önemli açıklamaları oldu. Gören gözler, duyan kulaklar için ve birazcık iktisat bilenler için Tahir Bey'in açıklamaları Türk ekonomisinin gelecekte hangi noktaya varacağını ya da vardığının en önemli işaretlerinden birisi. Bakın diyor ki, çimento fiyatlarına bakıyoruz diyor. Son bir yıllık artışın %200'ü geçtiğini görüyoruz diyor. Fiyatlar düşmezse biz inşaatları durdurmayı düşünüyoruz diyor. Şimdi Tahir Bey böyle bir açıklama yaptıktan sonra Türk Çimento ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ÇEİS var. ÇEİS'ten de bir ortak açıklama geldi. ÇEİS diyor ki arkadaşlar, 2021 yılı Temmuz ayında petrokok fiyatları geçen senenin Temmuz ayına göre %270, bakın %270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sırasıyla %193 ve %64 oranında artmıştır. Aynı dönemde dolar kuruysa 6.86'dan 8.63'e yükselmiştir. Bu arada ya dolar hala yerinde duruyor diyen yandaşlar var ya, onları da anlayamıyorum arkadaşlar. Nasıl bir aşkla o yanlış görüşlere bağlılarsa kur 8.30'a gelmiş, 8.40'da duruyor. Ha, yukarı gitmedi diye ya kurda hiçbir şey yok diyorlar. İşte bak, şeyi söylüyor. 6.86'dan 8.63'e yükselen kur var. Petrokok fiyatı artmış, ithal kömür fiyatı artmış, elektrik fiyatı artmış. Ne demek istiyor adamlar arkadaşlar? Şunu demek istiyorlar. Bütün bu gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar maliyet artışının çok daha altında seyretmektedir diyor. Yani bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Girdi maliyetleri nedeniyle biz de bu ürettiğimiz çimentoya zam yapmak durumundayız. Ve bakın, burada İmkon'dan, Tellioğlu'ndan yeni bir haber geldi arkadaşlar. O da basına bugün düştü. Diyor ki, çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek için biz grev kararı aldık. Ne diyor arkadaşlar? 2 Eylül'de Ankara'daki genel merkezimizde Anadolu'daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında müteahhitler greve çıkacakları tarihi açıklayacaklar. Greve 2 Eylül'de çıkmayacağız. Ne zaman çıkacağımızı açıklayacağız. Kaç gün süreceğini ve kaç üyeyi kapsayacağı gibi detayları biz 2 Eylül'de duyurmayı planlıyoruz diyor. Eğer bu tarihe kadar gerek ilgili bakanlıklardan, gerek çimento üreticilerinden işte taleplerimize yönelik olumlu bir adım gelmiş olursa da greve gerek kalmaz diyor. Bakın arkadaşlar, biz grevi ne diyebilirdik? İş bırakma diyebilirdik ve genelde emekçilerin başvurduğu bir yöntemdir. Şimdi patronlar grev yapacağız diyor. Müteahhitler grev yapacağız diyor. Aklınız alıyor mu böyle bir şeyi? Bakın, ülkenin geldiği durum o kadar sıkıntılı ki netice itibariyle buradaki müteahhitler biz bu işi bırakacağız, yapmayacağız diyorlar.
Peki inşaatın durmasının faizle ne alakası var? Dolarla ne alakası var? Efendime söyleyeyim konut fiyatlarıyla hadi bir şekilde alakası var. Ama size madde madde inşaatın durmasının sonuçlarını anlatayım. Bu iş dönecek, doları vuracak. Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki AKP ekonomi modeli, hep söylüyorum bunu, girişte de söyledim. Dışa bağlı bir üretim sistemi kurdular ve beton rantına dayalı bir yöntem seçtiler. Ekonominin büyümesi için lokomotif ana sektör inşaat, yani beton üretimi seçildi. Şimdi siz beton üretiminin durmasından bahsediyorsanız işte bu ne yapar? Diğer sektörlerin de çalışma hızını düşürür. Çünkü konut yaptığınız zaman sadece bir konutu yapıp satmıyorsunuz. Bunun içinde cam var, elektrik var, kimya var, beyaz eşya var. Bir sürü sektörü de beraberinde çalıştırıyor. Dolayısıyla konut satışının durması ne yapacak? Diğer sektörleri de durduracak. İkinci nokta, diğer sektörlerin durmasından bahsediyoruz. Zaten bizim şu an 10 milyon tane işsizimiz var. Salgın nedeniyle diğer sektörler tam randımanlı bir şekilde çalışamıyor. Bir de inşaatın burada tamamen duracak olması neyi işaret eder arkadaşlar? İşsizliğin devam edeceğini, tam gaz artacağını gösterir bize. Ve bütün bu işsizliğin düşmesi İnsanların harcayabileceği gelirleri düşürür, değil mi? Diğer sektörlerin çalışmasının durması. İşte bütün bunlar neye işaret ediyor arkadaşlar? Ekonomideki durgunluğun devam edeceğini gösterir. Ekonomi modeliniz az önce de söylediğim gibi beton üretmek üzerine olursa, yani AKP'nin işte 10 yıl önce, 15 yıl önce düşündüğü gibi ya ne gerek var bilgisayar üretmeye, ne gerek var uçak üretmeye, gemi üretmeye, işte ne gerek var ileri teknolojili kimya, ilaç sanayine girmeye. Biz yaparız betonumuzu, tatlı tatlı paramızı kazanırız ya, bak bu betondan da o işlerden gelen kadar para geliyor. Niye ben kendimi sıkayım bilgisayarla, uçakla, kimyayla, değil mi? Tarımla, çiftçiyle uğraşayım, tarımsal üretimi arttırmak için. Nasıl olsa Amerikalıların bastığı bol paralar var. 2008 krizinde basmışlar ekonomileri dönsün diye. Tüm dünyaya yayılmış. İşte o para gelmiş, kuru düşürmüş Türkiye'de. Neredeyse 1 dolar 1 lira olmuş. Ben yaparım ithalatımı, yaparım betonumu, ülkenin gelirini arttırırım diyor. Ama kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Kazın ayağı öyle değil. Sanayide yüksek teknoloji üretmek yerine işte yormayayım kendimi, işte göçmen işçiyi kullanarak maliyetleri düşürüp düşük teknolojili mallar üretip satayım. Nasıl olsa betondan oluk gibi para akıyor derseniz yarın öbür gün o Amerikalı parayı geri çektiğinde aman benim ülkemde enflasyon olmasın diye kurlar yukarı çıkmaya başlar. Buna ne dedik? 2013 Bernanke mi iladı dedik, değil mi? Amerikan Merkez Bankası Başkanı çıktı, ben bu parayı geri çekeceğim dedi. Dolayısıyla arkadaşlar bakın o modeli, yani beton üretimine dayalı modeli değiştirmediğimiz için ihracata yönelik, yüksek teknoloji ihracatına yönelik bir model yerine koymadığımız için şu an dolar TL kapalı gişe yukarı gitti. 8.30'a düştü, evet. 8.30'a düştü. Bu arada onu söyleyeyim. İnsanlar gözlüyor. 8.30 kırılacak mı, kırılmayacak mı? Haftalar öncesi size söyledik bunu. 8.50, 8.60 üzeri kesinlikle alım yok dedik. Şimdi insanlar gözlüyor. Firmalar, hane halkı. 8.30 kırılmazsa yoğun bir talep 8.30'dan. Kırılırsa 8'e doğru yaklaştığı her kademeden insanlar alım yapacak. Çünkü neden? İşte bakın sabahtan beri anlatıyorum. Beton üretimine dayalı bir ekonomi modeli ve bu ekonomi modeli de kendi içinde kavga etmeye başladı arkadaşlar. Ve rezervler dolmuyor. Niye? Yüksek teknoloji içeren mal ihracatı yapamıyorsunuz. Nasıl olsa inşaattan para geliyordu, değil mi? İşler çok güzeldi. Ama düşük teknolojili mal satarak, yani çok affedersiniz, don gömlek satarak bu rezervler dolmuyor. Eksi 51 milyar dolar. Dolayısıyla kura baktığımızda da bu kur geçici düşer diyoruz ve ne olur işte sonra yine yukarı doğru bekliyoruz. Gelelim bu konut fiyatlarına ne olacak? Şimdi bunun etkisi bir şekilde doları yukarı çıkacak, çıkartacak dedik.
Faizi de istedikleri kadar yapay olarak düşürsünler. Merkez Bankası faizi düşürmeye hazırlanıyor. Ama sonuç hep aynı. Hikaye, film hep aynı. Faizi yapay olarak düşürürsün ama senin ekonominde yapısal bir düzenleme, düzelme, iyileşme olmadığı için o boş rezervlerle istediğin kadar faiz düşür. O faiz yine patlayacak. O kur yine patlayacak. Trollerin işine gelse de gelmese de, bakın biz adım adım kur ne oldu ne bitti bildik, biliyoruz. 8.30 dedik, 8.30 kırılırsa 8 dedik ama son durak orası. Ondan sonra yukarıya doğru gidecek. Ha niye bir şekilde insanlara 8.60'ın 8.50'nin üstünden alım tavsiye etmedik? Çünkü düşeceği belli, görüyoruz. Kısa vadede olacak olay bu. Gelelim ev fiyatları ne olacak? Bakın faiz dolar yukarı dedik. Konut ne olacak dediğimizde, arkadaşlar ne yazık ki ben konutta çok iyimser değilim. Yani konut fiyatları, işte bak üretim durdu murdu ya da çok fazla stok var, bunun fiyatı düşer. Pahalı olduğu için alınmaz, pahalı olduğu için alınmayınca da bunun fiyatı düşer diyor bazı arkadaşlarım ama ben ona katılmıyorum. Konut fiyatlarının ben yukarı gitmesinin devam edeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü birincisi şu, hep beraber yaşadık değil mi? Salgın büyük bir talep geliştirdi konuta, kaliteli konuta. Sonra deprem adım adım geliyor. Kaliteli konuta depremden dolayı bir talep var. Nedir kaliteli konutta? Bir şekilde adam C35 beton kullanıyor ya da en iyi beton hangisi ise onu kullanıp yapıyor. Haliyle yeni yapılan konutlara talep artıyor arkadaşlar. Bunların fiyatının düşmesi işte bu yüzden zor. Salgın ve deprem etkisi. Diğeri maliyetler. Az önce konuştuk, işte İmkon Başkanı diyor 2 Eylül'de greve gideceğiz diyor. Yani biz diyor boykot afişlerini bile hazırladık. Bunları diyor binalara asacağız diyor. Yani bu noktada dönüşümüz yok. Adamlar hazır. Artık bıçak kemiğe dayanmış. Maliyetler artıyor. Dolayısıyla bir müteahhitin maliyetinin, demirdi, çimentoydu, işçilikti, elektrikti, bunların maliyeti arttığı zaman üretilen konutun fiyatı imkansız düşmez arkadaşlar. Üçüncü nokta, nüfus artıyor. Yani demografik bir değişim de var. Nedir bu demografik, nüfussal değişimler? Evlilikler, boşanmalar, bütün bunların hepsi bir şekilde konuta talep yaratıyor. Öğrenci hareketleri oluyor arkadaşlar. İş gücü hareketleri oluşuyor. Artan nüfusla beraber haliyle konut talebi de yukarıya doğru gidiyor. Velhasıl kelam diyeceğim şu, uzun sürede fiyatlar yukarı gidecek arkadaşlar. Elinde nakdi olan, ya işte konut fiyatı düşer o zaman alayım diyen arkadaşlarıma ben şunu diyeyim. Eğer elinizde paranız varsa ve bunu konut için düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeden gidin evinizi alın, oturun arkadaşlar. En güzel hareket konut açısından, stratejisi açısından bu olacaktır diye düşünüyorum. Kapatırken arkadaşlar, yeni bir aya giriş yaptık. Eylül ayı başladı. Bakın Türkiye gerçekten çok çalkantılı bir ülke. Burada patron olmak zor. İşte diyoruz yani, müteahhit greve gideceğim diyor. Patron arkadaşlarım, bir işiniz var ama inşallah devam eder ama bu atmosferde çok zor. Yani başı olan her şeyin bir sonu var. Ya bir sıkı rekabet karşınıza çıkar, ya bir vergi çıkar, ya da AKP ekonomi modelinde bir olağanüstülük çıkar ve satışlarınız düşer. Ha, inşallah işiniz devam eder diyorum. İnşallah devam eder ama en azından bugüne kadar elde ettiğiniz kazanımları koruyun. Çalışan arkadaşlarım, bir masanız var, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz, bir yerde müdürsünüz, genel müdürsünüz, uzmansınız, öğretmensiniz, her neyse. Bir gün yerinize yeni bir arkadaş gelecek. Ve dolayısıyla insana para yaşlandıkça daha çok lazım. Daha kaliteli hastaneler, daha rahat bir yaşam. Yaşlandıkça insanların tahammül kapasitesi kalmıyor. İşte bu yüzden hem patron arkadaşlar hem çalışan arkadaşlarım, elinizdeki parayı korumanız ve artırmanız lazım. Size bunun yolunu anlatıyoruz. www.borsaeğitimi.com diye bir sitemiz var. Girin o siteye, bakın bir eğitim veriyoruz. O eğitimin içeriğini bir inceleyin. Özü şu, dolarda, borsada ve altında ne zaman alacağım, nereden alacağım ve ne zaman nereye satış koyacağım? Bu sorunun cevabını vermek. Bunu vermek kolay arkadaşlar. Finansal bir eğitim alırsanız kendinize bir yatırım yapmış olursunuz. Kolunuza yeni bir altın bilezik takmış olursunuz. Bir B planı, hayatınız için bir sigorta oluşturmuş olursunuz. Arkadaşlar, eğitim harici her şey yalan, herkes yalan.
eğitiminizi alın, kendi kararlarınızı kendiniz verin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.